Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Son yıllarda enerji hamleleri ve yaptığı anlaşmalarla dikkat çeken Türkiye yeni bir adım daha attı. Afrika ülkeleriyle enerji diplomasisini yoğunlaştıran Türkiye, Oruç Reis araştırma gemisinin Somali'de sismik araştırmaya başlamasının ardından bu kez de Senegal ile enerji, petrol ve doğalgaz anlaşmasını da imzaladı. Yabancı basın, Senegal Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyareti yakından takip ederken, ABD basını ise Senegal ile imzalanan enerji, petrol ve doğalgaz anlaşmasına geniş yer verdi. Anlaşmayı yakından takip eden ABD basınına göre görüşmeler kapsamında ayrıca yenilebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanında işbirliğine gidilecek. Ankara'nın hızla büyüyen Afrika ekonomileriyle bağlarını sağlamlaştırmak ve gelecekteki petrol ve doğal gazını güvence altına almak için son aylarda Afrika ülkeleriyle bir dizi enerji işbirliği anlaşmasını imzaladığının altı çiziliyor. Ayrıca haberde Türk araştırma gemilerinin 1990'lı yıllarda iç savaşın patlak vermesiyle uluslararası petrol şirketlerinin faaliyetlerini durdurduğu Somali açıklarında petrol arama çalışmalarını sürdürdüğü hatırlatıldı. Haberde Türk şirketlerinin geçtiğimiz yıl Temmuz ayında bir askeri darbenin ülkenin ABD ve Fransa gibi batılı ülkelerle geleneksel ittifaklarını altüst etmesine yol açtığı Nijer'de petrol arama çalışmalarına yatırım yapmaya teşvik edildiği ifade edildi. ABD basınında yer alan haberde ayrıca Türkiye'nin nükleer enerji için Nijer'in uranyum cevherlerine erişim sağlamakan Bayraktar'ın Gaztek 2024 enerji forumu kapsamında ABD'nin Texas eyaletinin Houston kentinde ikili görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade edilen haberde Libya Petrol ve Gaz Bakanı Abdussadek ile bir araya geldiği aktarıldı. Söz konusu görüşmede Bayraktar, mevkidaşı ile başta petrol ve doğal gaz araması olmak üzere hidrokarbonlar alanında gerçekleştirilebilecek işbirliği imkanını değerlendirmişti. Afrika'da Türk modeli yükseliyor. Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler yaklaşımını benimseyen Türkiye, Afrika kıtasında güvenilir bir ortak olarak öne çıkıyor. Diplomatik kaynaklar bu stratejiyi Türk modeli olarak tanımlıyor. Bu doğrultuda 5 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle petrol ve doğalgaz aramak üzere İstanbul'dan uğurlanan Oruç Reis gemisi Somali açıklarında konumlandı. Türkiye'nin Afrika'ya açılım politikası kapsamında kıtadaki varlığı da hız kazandı. Uzun süredir devam eden Afrika açılımı günümüzde ortaklık politikasına dönüşürken Türkiye'nin kıtada güvenilir bir stratejik ortak olarak kabul edildiği ifade ediliyor. Diplomatik kaynaklar Türkiye'nin Afrika'daki yaklaşımını Türk modeli olarak tanımlarken bu modelin eski sömürgeci yaklaşımlardan farklı olduğunun altını çiziyor.